Evet, ilk düdük ve Niğde'de Niğde Spor Elazığ Spor TFF 2. Lig mücadelesi. Emirhan çabuk çıkarlarsa bir kontra olabilir. Emirhan rakibinden sıyrıldı, top hala Emirhan'da. Emirhan sokuluyor. Emirhan bir çalım daha. Emirhan verdi pasını. Gol pozisyonu son anda araya giriyor savunma. Basın mensubu olabilir. Değil mi? Bunların hepsinden insanlar içinde olabilirler. Yeter ki sporu sevelim ve sporun içinde kalalım diyor. Şimdi gerilerden bir şut. Direğin üzerinden dışarıda. Bu da futbolumuzun gelişimi açısından bana göre örnek bir davranış olarak düşünüyorum. Murat Han sol kanattan ceza sahasına girdi. Murat Han vurdu ve gol. Sol çapraz, düzeltiyorum. Topu ağlara gönderen İzzet soldan ceza sahası içerisine girdi. Vuruşunu yaptı, topu ağlara gönderdi. 16. dakikada 1-0 öne geçiyor Birevim Elazığ Spor. İşte bakın, sol kanattan topu aldı. Ceza sahası içerisine girdi. Vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Attığı gol durumu 1-0 yapıyor İzzet'in attığı golle. Gol İzzet. Bir kez daha Cengiz Han. Orta ceza sahası içerisi göğsünün önüne doğru aldı. Son anda kritik bir müdahale. Kadir topu aldı. Kadir içeri girmek istiyor. Şimdi kayarak müdahale sonrasında top Niğde'de kaldı. Ceza sahası, vuruş direkten döndü. Niğde Anadolu Futbol Kulübü beraberliğe çok yaklaştı ama top direkten geri geliyor. Gol 16. dakikada İzzet'ten geldi. Şimdi savunmanın arkasına doğru bir pas. Kaleci kalesinden bir anda çıktı. Kaleci bakalım nasıl bir karar. Evet, sarı kart çıkıyor. Niğde şimdi orta, Elazığ Spor hata. Vuruş ve ikinci gol geliyor. Kadir Bekmezci ortasını yapıyor. Arka direkte Murat topu ağlara gönderiyor. 39. dakikada Murat'ın attığı golle Birevim Elazığ Spor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında deplasmanda 2-0 öne geçiyor. 16 İzzet, 39 Murat. Birevim Elazığ Spor 2, Niğde Anadolu Futbol Kulübü 0. Bakın işte pozisyon bu. Ve arkada ayağının içiyle Murat. Şimdi bak, korner. Durum 2-0 yaptı. Yandan duran top atılıyor. Korner değil, duran bir top. Yarım korner bile diyebiliriz. Yarım korner diyebiliriz. Ve 11 oyuncuyla out. Ve ilk yarıyı bitiriyor karşılaşmanın hakemi. Ve mücadelenin ikinci yarısı çalan düdükle başlıyor. Oyuna katkısı fazlaydı. Bu arada ceza sahasında vuruş, çok enteresan bir pozisyon. Bu arada işaret verildi içeriye doğru, orta gol pozisyonu Recep yerde, gözler hakemde, ikinci pozisyon karambol, uzaklaştırıyor savunma. Nasıl bir durum olacak, nasıl bir sonuç, nasıl değişecek? Sağ kanada doğru gönderilen bir pas. Şimdi Atalay, kaleciden dönen top, ikinci pozisyon, Murat dışarı atıyor. Recep içeriye doğru dolduruyor. Göğüs kontrol yerde ve penaltı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. 66. dakika, Niğde Anadolu Futbol Kulübü penaltı kazanıyor. Çok kritik bir penaltı kullanacak. Belki de eğer gol olursa yeniden umutlanacak. İşte bakın Recep hocam, pozisyon bu. Recep topun başında, dakika 67, Recep ve topağlarda. İkinci yarıda daha iyi başlayan, daha çok ceza sahasına girip gol arayan Niğde Anadolu Futbol Kulübü 67. dakikada Recep'in attığı golle aradaki farkı bile indiriyor. Şimdi orta içeriye, arkaya, inanılmaz bir pozisyon. İki oyuncu birden vuramıyor. Pozisyonu beklemiyor oyuncu. Hareketli bir şekilde beklese golü yaparlar. Hareketli bir şekilde beklemiyor ve bana gelmez düşüncesi içindeler. O zaman da... Bu arada pozisyonun ardından oyuncular arasında yaşanan gerginlik var. Maçın hakemi hemen yanına çağırdı. Bu konularda hiç affetmiyor. Yani uyarı falan yok. Direkt sarı kartla cezalandırıyor. Zaten istatistikleri verirken de evet, sarı kart ortalaması 4.48'di. Bir tanesi. Evet, ama gerginlik şimdi yeniden başladı. Şimdi de bunları da görmek istemiyoruz tabii.
Tam biz centilmenlikten bahsederken bir anda saha yeniden karıştı. Şu anda ikinci sarıdan kırmızı. Yiğitcan. Ben ne söyledim? Evet. 7 dakika ben söyledim. Sarı kartlar da artabilir. Yiğitcan biraz kırmızı önce kart sarı kart görmüştü. İkinci sarı ve kırmızı kart. 10 kişi mücadele ediyor. Birebim Elazığspor. Murat pasını verdi. Etkili geldi Elazığspor takımı. Şimdi ara pası. Ahmet sol çapraz. Açısı daraldı. Her şeye rağmen geçti. Kaleci. Dakika 90. Maçın hakemi şimdi işaretini verdi. Kadir topun üzerine geldi. Paslaşarak kullandı Cengiz Han'a. Cengiz Han kaleye doğru. Kaleci Taha. 90+5. Hakkı topu ellerinin arasına aldı. Uzun kullanacağım dedi. Ceza sahasına doğru gönderdi. Recep kafayla aşırdı. Ceza sahasında ve penaltı kararı var. Penaltı kararı var. Savunma hata yapmaması lazım. İşte burada savunma Ömer penaltı. Yıldız sarı kart görüyor. Doğru bir i̇şte karar. İşte yaptığı hareket sonrasında. 90+6. Kaldıran bir oyuncu. Kadir topun başında. Maçın hakemi düdüğünü çalıyor. Kadir out atıyor. Ve maçın hakemi mücadeleyi bitiriyor. İçine, yani bahsettiğim konu hocam. Herhalde. Bu evet. Kadar gergin, kavgaya karışmış bir oyuncuya penaltı yaptırmak. Hele hele bir önceki penaltıyı Recep atmış, gole çevirmiş. Dolayısıyla burada bu penaltıyı attıranlar da kaçıran kadar sorumlu diyebiliriz.